Nasıl yardımcı olabilir? Ben senden avukatıyım. Nereden geliyorsunuz? Maliye. Maliye'den. Tamam. Görevlendirme yazınız var mı? Şimdi nasıl bir soru bu? Nasıl cevap vermem gerekiyor? Yani buraya gelirken niye geldiniz? Görevlendirildik. Tamam. Nerede görevlendirildiniz? Elinizde bir yazı var mı? Bu kardeş ne yapıyor? Kamera kaydıyor. Tamam, öbürlerine devam edelim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Dershanenin altındakiyim. Tamam, size? Kim yönlendirdi sizi? Kim görevlendirdi? Görevlendirme yazınız var mı? Görevlendirme yazınız var mı? Polisle birlikte geldiniz. Peki, görevlendirme yazınız yok abi. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, konuşanlar sadece polis. Görevli memurlar kesinlikle konuşmuyor. Polislerin de arama izni, gelme izni vesaire yok. Ama işte şimdi ne için geldi? Arama için geldi. Arama değil, beyefendi. Arama değil. Polis demin Denetlemiş. Geldiniz? Kim yönlendirdi sizi? Rutin denetim. Rutin denetim. Bir dakika. Siz kimsiniz? Emniyetten görevliyim. Siz mi cevap veriyorsunuz sayın müdür? Yok, arkadaşa yardım ediyorum. Lütfen o zaman müsaade edin beyefendi. Bir müdahale bir müdahale olursa karışırsınız. Yoksa lütfen karışmayın. Karışmayın. Ne iş yapıyorsun? Niye onların yerine cevap veriyorsun? Sizin yapacağınız bir işlem varsa sizinle de. Biz önce 3 defa cevap verdik, sonradan siz geldiniz. Her gelene böyle cevap mı vermek zorundayız? Sen verme. Zaten ben sana sormuyorum. Sen niye atlıyorsun orada? Hoş geldiniz hanımefendi. Nereden geldiniz? Tarım İl Müdürlüğü adına geldim. Kantinde yemekhanemizde. Tamam, görevlendirme yazınız var mı? Görevlendirme yazınız yok. Kim yönlendirdi sizi? Yok canım. Siz? Valilik görevlendirdi. Valilik görevlendirdi. Başsağlığından geliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok nazisiniz. Valilik. Başka kimler var? Buyurun. İçin enteresan tarafı. Ben fen dershaneleri, gülbahar okulları ile ilgili ne olsa hep karşıma sıçkırtıyorsunuz. Tamam, onu bilmiyorum. Yani sonuçta emniyette çalışan bir yerimiz. Biz güvenlik açısından buradayız. Güvenlik açısından ilgili şeylerimizi güvenlik yapıyoruz. Ama arkadaşlar yönlendiriyor. Diyorlar ki polisler getirdi bizi. Biz geldik. Ya o arkadaşların kendi şeyleridir. Yani. Terör olaylarının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde her bütün meseleler her bitti. Avukat. Sadece Gülbahar, Samanyolu okulları, fen dershaneleri denetlememiz kaldı. Her gün 2-3 tane şehit veriliyor. Ama bizim derdimiz Gülbahar okulları, Samanyolu okulları, fen dershaneleri. Devlet bu kadar arkasını arayıp kullanmaz. Burası bir hukuk devletidir. Eninde sonunda bunlar hesabı sorulacak. Bağırmanıza gerek yok. Biz herkese her konuda yardımcı oluyoruz. Onu bilemem. Verdiniz, vermediniz, şöyle oldu, böyle oldu bilemem. Onu müdürlüğün personelleri soruyor. Ben sormuyorum. İşte geldiğimiz nokta öyle ki bu sivil toplum örgütleri olarak kamu kuruluşlarının yaptığı denetlemeyi bile polis açıklamak zorunda kalıyor. Ben de Arifiye Şubesi'nin müdürüyüm. Dün denetimden geçtim. Ben 4 kez sene içinde denetimden geçtim. Dün başka bir dersen bana geçmiş olsuna geldi. Hocam dedi, kimse gelmedi. Yani ben sadece dönüşümden dolayı incelemeye geldim. Onun dışında Mart'ta, Mayıs'ta gelen müfettişlerin hiçbiri gitmemiş oraya. Şimdi biz bu şekilde bakmak zorundayız değil mi? Taraflı olarak. Demek ki sadece bana yapılıyor bu iş. Hayır, emniyet görevlileri, ben yardımcı olayım. Dolaşalım tüm dershaneleri, dolaşalım. Şu kaydı yap. Her bir sene bir denetim ekibi gelmiş. Yok, bir de abi, yok ki ya, yapmayın. Ondan sonra dersin, böyle.